Herkese merhaba. Bugün mutfaktayız. Acaba ne pişireceğiz? Şöyle bir malzemelere bakıp tahmin edelim mi? Bir çorba olabilir mi? Hayır. Peki havuç olduğuna göre bu bir salata olabilir mi? Hayır, çünkü etrafta yeşillik de yok. Bence bu... Evet, doğru bildiniz. Bir kek yapacağız bugün. Çünkü bugün dünya havuçlu kek günü. Kek sever misiniz? Ben bayılırım. Hem de her türlüsüne. Ama havuçlu keki ayrı bir severim. O yüzden bugün çok sevdiğim ve çocuklarla beraber yerken çok keyif aldığımız bir tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Belki siz de evde büyüklerinizle beraber yapmak istersiniz. Hadi o zaman malzemeleri sayarak başlayalım. Şimdi 3 tane yumurtamız var. Sonra ceviz, havuç, kabartma tozu, vanilya, tarçın, toz şeker, süt, sıvı yağ ve un. Karıştırmak için bir kaba ihtiyacımız var ve çırpıcı yağ. Ve kekimizi pişirmek için de bir kek kalıbına ihtiyacımız var. Hadi o zaman gelin başlayalım. Hazırsanız hadi işe, kollarımızı sıvamakla başlayalım. İlk önce yumurtalarımızı kıracağız. O yüzden yumurtaları yanıma alıyorum. Ve yumurta kırmanın çok eğlenceli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önce sert bir zemine hafifçe vurup çatlatıyorum. Sonra sıkmadan iki yana açıyorum. İşte bu kadar basit. Hadi bir kere daha yapalım. Sert bir zemine çarpıp sonra iki yana açıyorum. Ve son kalan yumurtamızı da aynı yöntemle işte başardık. Üçünü de çok güzel kırdık. Şimdi çırpıcımızı alıp çırpmaya başlıyoruz. Şimdi 1,5 bardak kadar toz şekerimizi de yumurtalarla beraber çırpmaya devam edeceğiz. Hadi onu da boşaltalım. İşte böyle. Şimdi kollarımızın gücünü kanıtlama zamanı. Yumurtayı ve şekeri iyice kıvam alana kadar kol kaslarımızla güçlüce ve birkaç dakika boyunca çırpmamız gerekiyor. Ardından içine 1/2 bardak kadar sıvı yağ ekleyeceğiz. Hop! İşte. Şimdi biraz daha çırpıyoruz. Hemen ardından 1/2 bardaktan birazcık az daha sütümüzü ekliyorum. Ve onu da karıştırıyorum. Evet, kekimizin sıvı karışımı tamam. Şimdi geldi sıra kuruları ve asıl başrol olan havucu eklemeye. 2 tane havucu rendeleyip kekimizin içine hop diye atıyoruz. Hemen ardından cevizimizi de... Önce onları birazcık karıştıralım. Hey, kekimiz çok güzel oldu. Rengarenk bakın. Turuncu bir kek. Şimdi sıra unda. Yaklaşık 2 bardak un var burada. Biraz kıvamına göre kontrollü koyabiliriz. Evet. Kabartma tozu. Vanilya. Ve bu kekin lezzetini arttıracak olan 1 tatlı kaşığı kadar tarçın. Şimdi sıra geldi hepsini güzelce karıştırmaya. Ne dersiniz? İşler biraz zorlaştı mı? İşte burada aile büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. İşte bu kadar kolay bir tarif bu. Şimdi kek hamurumuzu kalıba aktarıp sonra da fırına pişirmeye götüreceğiz. Hazır mısınız? Hadi gelin. Kek hamurumu boşaltmak için bir spatuladan yardım alıyorum. Ve onu dikkatlice kalıbıma boşaltıyorum.
Tadını çok merak ediyorum. Peki siz en çok neli keki seversiniz? Kekimiz fırına girmeye hazır. Hadi gelin şimdi onu fırına atalım. Kekimizi gönderiyoruz. Bu işlem içinde lütfen birbirinizden yardım isteyin. Bakın kekimiz pişti ve 10-15 dakika kadar da dinlendi. Fırında 35-40 dakika kontrol ederek pişirebilirsiniz. Ve şimdi mutlu son, onu alıp tabağımıza çıkaracağız ve bakalım nasıl olmuş göreceğiz. Hazırsanız bunu da lütfen yine bir büyüğünüzle birlikte yapın. Tabağımızı ters çeviriyoruz. Sonra bakalım çıktı mı? 3, 2, 1 ve işte harika görünüyor. Dünya havuçlu kek günü için kekimiz hazır. Kesip yeme zamanı. Umarım tadını çok beğenirsiniz. Eğer bizi izlemeyi seviyorsanız ve yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.